Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nesnenin canlı arayüzündeyiz arkadaşlar. Bir maç buldum Premier Lig'de. Burada şu an 1-0 maç. 1,5 gol üstü bekliyoruz. Dakika 65. Burada 2,5 gol üstü bu kadar yüksek arkadaşlar. Şişirici gibi olan. Yani normalde bu topa girilir ama maç kötü. Burada hep sahibi bastırıyor. Deplasman 2'yi bulacaklar. Ben burada deplasmandan bekliyorum. Maç boyunca 1,5 gol üstü arkadaşlar. Çok temiz bir şekilde gelecek arkadaşlar. Dakika 70'ten sonra gelecek, o oranda biraz daha yükselecek. Şimdi gördüğünüzde bakın evin oranı çok bariz, çok şaşırtıcı bir şekilde arkadaşlar ilerliyor. Dep zaten gol attıktan sonra Pablo'ya dönmüş, yani 1-11'e düşmüş. Arkadaşlar handikaplar bakın maçın geri kalanları birbirine çok yakın. Hemen hemen birbirlerine aynısı arkadaşlar. Burada diyor ki yani hala 2,5 gol üstü açık. Yani bu maçı 1,5 bekleniyor. Demek 1,5 bekleniyor ki arkadaşlar 2,5 gol üstü açık. Ve 1,5 gol üstü nettir. Bu maçta bir gol daha bekliyoruz. Bakın istatistik olarak gayet, veri olarak gayet güzel bir istatistik var arkadaşlar. Burada deplasman oynuyor ama topla oynama yüzdesi olarak deplasman oynuyor ama atak olarak, pardon arkadaşlar, burada oynayan ev sahibi ama atak olarak yani deplasman daha iyi. Golde zaten deplasman bulmuş. Burada bir net gol daha var. O golde dediğim üzere geç gelecek. Yani 2,5 altılık bir maç. Onun için bu oranı açıyorlar, millet buradan alsın diye. Alanlar belki olmuştur. Evin golü masumcu bir alan deliler var. 13-70'ten deniyor adam şansını. Ama bir uçurum bu bir bitme şeyi arkadaşlar. En mantıklı bu maçı 1,5 golü alıp çıkmak arkadaşlar. En güzeli budur. Şimdi dakika 70'te yani burası 2,5 golü. Bu kadar şişirtici olacak. Zaten böyle maçlarda 1,5 golü de açarlar. 2,5 golü de 2 küsur olarak açtı. 2,30, 2,40. Yani böyle maçlarda zaten genelde nadir 2,5 gol üstü biter. 2-1 sistemli biter. Böyle maçlar genelde bu şekilde ya 0 biter ya da Depin arkadaşlar 2 gol ile biter arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bu maçta şimdi seyredeceğiz. 1 gol daha net var. 1,5 gol üstü. Bana göre %90'dır arkadaşlar. %90'lık bir 1,5 gol üstü sistemi var bu maçta. Bir gol olmuş zaten. Bu da 45'te gelmiş. Yani ilk kere 45 aslında olması gerekiyor. Nesnenin saçmalığı hala ilk kere 0-0 gösteriyor. Yani 0-0 yazıyor arkadaşlar. Bir saçmalık var. Bunu çözemedik. Yani sistemden dolayı bir şey olmuştur. Yani bu maçta ilk kere gol olmuş. Yani ve bir gol daha var. Şimdi değerli dostlar, bu şekilde dakika 70 yani 3 küsür oranı göreceksiniz. Ve VAR'ın oranı burada. Tabi VAR 2 küsürlerde olacak. Burası 3 küsür. 2,5 gol üstü. Burası 2 küsür arkadaşlar. Burayla buraları hep eşitliyorlar. Bunları görmeniz önemli. Bakın ev sahibi 0 üst. Dep 1,5. Ve VAR'ı 2,22. Üçünün oranları da aynı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Nettir. Arkadaşlar. Ve golümüz birazdan dakika 70'ten sonra o gol gelecek ve 1,50'den alacağız arkadaşlar. Ya buna 5.000 de bassan kardeşim. Çok net kazancım var. Bunu şu anda gruba vermedim. Grup şu anda geç saat olduğu için uyuyor. Yani millet uyuyan var, şeyen var. Yani alamayacak insanlar. Belki alan 1-2 kişi olur da vermedim. Onun için kusura bakmasınlar bu maç için ama zaten biz alacağımızı aldık Fenerbahçe tarafından. Bugün VAR'ını aldık. 2,5 gol üstünü aldık. Depin 2 golünü aldık arkadaşlar. Daha bizden ne yapalım? Her şeyi aldık. Onlar için gün sonuna Kayseri maçından aldık arkadaşlar. Kayseri'de VAR'ını aldık. 2,5'unu aldık. Evin 1,5'unu aldık Kayseri'ne. Tertemiz. 3-1 Kayseri yendi. Fener'de 2-1 yendi. Yani Fenerbahçe'nin çevireceğini biliyordum.
Maç 1-1 iken de 2.5 gol üstüne gruba verebilirdim. İşlerim vardı. Onu göremedim. Ama ben başta zaten vermiştim. Hani maç başlamadan 2.5 gol üstü maç boyu. Normalde 3.5 gol üstüydü bakın. Bizim en son attığım taktiğe göre o maç 3.5 gol üstüydü arkadaşlar. Hakemin pisliği yüzünden dakika 4'te adamlar gol atıyor. Bir golü de Fenerbahçe'nin iptal etti. Bir de verilmeyen penaltısı. Yani üstüne üstlük o maçın 4-1 bir skoru vardı. Ben açıkçası 3-1 bekliyordum. Bakın 3-1 netti. Eğer o gol sayılsaydı şu an skor 3-1'di. Skorum daha iyi gelecekti. Yani onun için o maçta yüklenmelerden dolayı bir şeyler döndü. Yani ilk golü saymadılar. 2-1'e ayarladılar o maçı. Öyle söyleyeyim. Ama üstü alanlar, Fenerbahçe üst şeklinde alanlar, dep 1.5 alanlar. Bunlar geldi. Bizler zaten kazandık. Gerisinin önemi yok. Grup olarak. Bakın hala 70 dakika geldi. Burası hala yükselmedi. Yani burası ağır ağır ilerleyecek. 2.5 gol üstü. Bakın 2.5 gol aldı. Kapattılar. 2.5 gol altına. Şimdi buranın oranı yükselecek ki buranın aldığı şey olsun arkadaşlar. Ayarlayacaklar. Ve şurada bir değişim oldu. Bakın görüyorsunuz. 2.31. Ben hala depten yanayım. Burada dep ikinci gol atacak. Maç bu şekilde bitecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hatta ve hatta şöyle yapalım. Şunu bir kaydedelim. Sizler de görün arkadaşlar. Dep 2 diye. Yani olmasa da sağlık olsun. Sadece bunun 1.5 golcüsü zaten %85, %90 diyorum. Arkadaşlar sizler bu şekilde düşünerek almayabilirsiniz. Tabii maçtan maça değişiyor. Yani oyunu okuyabiliyorsunuz. Yani kim iyi oynuyor ya da kim şey yapıyor. Onu yapabiliyorsanız zaten alabilirsiniz. Ama benim söyleyeceğim arkadaşlar 75'te yani burada 3-4 dakikası var golün. Bunun 1.50'sini alacağız. Kaydını yapacağız şimdi birazdan. Bakın çok net. Yani buranın çok net bir golü daha var arkadaşlar onu söyleyeyim. Çift bitmesi gerekiyor. Yani buranın tek bitme ihtimali çok düşük. Bu oranlardan şişirtici oranlardan buranın tek bitme ihtimali düşük. Arkadaşlar onu söyleyeyim. Evet 1.50'ye geldi. Şunu bir kaydını yapalım. Arkadaşlar. Evet 1.5 gol üstü şeklinde aldık. Bunu görün. Değerli dostlar. Net bir golü var. Dakika 70 küsürden sonra gol gelecek arkadaşlar söylemiştik. Şu andaki kalana giriyor. Depin ikinci golüyle bu maçı bitirecekler. 5 dakika maçı izledim. Yani Bastıran'da oynayan Cömert yok takımıydı. Yani Dep Basman'da arkadaşlar. Ev sahibinin bir etkisi yoktu. Bakalım görelim. Burada çekimi eve yapıyorlar. Ama atacak takım Dep Basman arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bastırmalar falan filan hepsi boş. Bu oranlarda millet girdi mesela yani boş gelmez. Ya bak şu an 1.5 gol üstü giren bir sürü insan var. Çok temiz. Ev giren var, barı giren var. Yani burada 2.5 gol üstü 4 orandan giren angutlar var. Yani maç 2.5 gol üstü düşük ihtimal. 15 dakika var. Tabi top yuvarlak dersin ama yani oranlar bize onu söylemiyor. 2.5 gol üstü olacağını söylemiyor. Onun ayrı bir şeyi var ama 1.5 gol üstü olacağını söylüyor. Yani ben 1.5 gol üstü olacağım. Yani o şekilde 2.5 gol altı milleti yatıracağım. Kasaya çalışacağım diyor arkadaşlar. Genelde hafta işleri her zaman öyledir. Pazartesi, salı yani bunlar iddia kasasına çalışır. Milleti yatırırlar. Bugün görüyorsunuz. Barcelona maçından millet 2.5 gol üstü, 3.5 gol üstü bekleyen insanlar maçı ne yaptılar? 0-0 bitirdiler. Neden? Sıralama olarak zaten rahat. Kendi evinde artık kafasına göre oynamış. O şekilde bitirmiş. Bakın bingo. Hiç bakmadım bile.
Kaç dedik? 70'ten sonra 75 dedim. Bak 2-3 dakika var dedim. 72 iken 73 iken tertemiz. Onumuz geldi. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi bakalım biraz bekleyelim. İptal etmezlerse tertemiz gol arkadaşlar. Ne dediysek o. Buradan da bakın ikinci gol geldi. Bingo. Bu kadar basit. Dakika 75. Tertemiz. Yani arkadaşlar bir şey biliyoruz da yapıyoruz. Bakın. 11 milyar gitti yani. Bassaydım çok güzel olacaktı. Yani tabii diğer türlü zaten yani böyle çok maç yakalıyorum arkadaşlar. Bir tane iki tane değil ki. Yani bunu gruba da verseydim grup zaten bugün kazanmıştı. Grup zaten bugün alacağını aldı. Normalde hafta içleri paylaşım yapmıyorduk. Bugün yine güzellemizi yaptık. Yani zaman arada sırada güzel maçlar olunca lig maçları olsun, şey maçları olsun güzellemizi yapmaya çalışıyoruz. Onlar yeteri kadar destek çıkarlarsa zaten fazlasını yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bakın bingo. Tertemiz arkadaşlar. Tertemiz. 1,5 gol üstümüz geldi. Ne yaptılar? Bakın burası çöp. Yani buranın dönme ihtimali var mı? Babayı var. Yani ev sahibi boşuna bastırdı. Deplasman golünü attı. Tertemiz arkadaşlar. Bu şekilde bugünü de karla yine kapattık. Zaten bu videoyu da bu şekilde sizler açısından bir şeyleri bilgilendirmek açısından bu videoyu açtım arkadaşlar. Yani böyle maçları gördüğünüzde değerlendirin. Kaçırmayın. Yani 1,5 gol üstler için söylüyorum. Maç 1-0 iken alabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Temiz oranlar bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Taktik videolarım yolda arkadaşlar. Şimdi MBSOL'a 55 sistem var. Onu arkadaşlar çektim. Hazır. Yani ne kadar destek çıkarsanız hani beğeni sayısı olsun, görüntüleme sayısı olsun arkadaşlar. O şekilde paylaşım yapacağım. Yani arkadaşlar destekleriniz çıkarsanız bizler de elimizden geleni fazlasını yaparız. Zaten bu şekilde daha fazla zaten o konuyu açmayacağım. En son video olarak onu atacağım. Bu şekilde gideceğiz arkadaşlar. Bakın görün. Yani gözünüzü açın. Yani bu oranları gördüğünüzde oran üzerine gittiğimizde arkadaşlar söylediğim şekilde uygularsanız 1,5 gol üstü alırsınız. 1-0 iken bir maç. Hani bu dakikalara geldiğinde burası çok şırtılı olacak. Bakın şu an normale döndü. Yani o şekilde atan bir takım bu şekilde yapıyor ve kazandırıyor arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Gördüğünüzde değerli dostlar. 1,5 gol üstü şeklinde alabilirsiniz. Lütfen videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayan değerli dostlarım kanalımı bekliyorum. Herkese bol şanslar arkadaşlar. Bol kazançlar.